Ya Rabbi, başkanımıza ve seçilen heyet üyelerine kolaylıklar ihsan eyle. Başarılar, muvaffakiyetler nasip eyle. İşlerini kolaylaştır. Dualarımızın kabulü için, hayırların fethi, şerlerin defi için, dünya ve ahiret muratlarımızın vasılı için ve hasaten Allah rızası için. El-Fatiha. Konya Şeker'in, Konya Pancarıkçılar Kooperatifi'nin, bilmiyorum ama belki Türkiye'nin rekoru kırıldı katılım sayısı açısından. Tabii ki bu bizi memnun etti. Sonuçta tabii ki memnun olduk. Ama en önemlisi bu sayının bir sonucu. Bu yeni seçilen yönetim kurulunun kurumumuza çok iyi şeyler yapmasını, hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu sadece bu tabii ki hem katılım hem bize verilen oy oranının yüksekliği bizim görevimizi, sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı. Bunu ben seçim sonrası dar arkadaş toplantılarında samimi olarak söyledim. Bundan sonra işimiz daha zor, daha ihtimamlı, daha özenli, daha çok çalışmamız gerekir dedim. Dediğim gibi inşallah hayırlı olur. Çiftçilerimize de, çalışanlarımıza da, Konya kamuoyuna da, hatta ülkemize de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Var gücümüzle çalışacağız. Bunu geçmişteki kısa dönemde olsa 3 yıllık süreçte, hatta 3 yıl dolmadı, 2 yıl 9 aylık süreçte de zannedersem elimizden geldiğini yaptığımızı gösterdik ama bu sonuçlar, katılım ve oy oranı bizi daha da çok teşvik ediyor. Hem gönlümüz hem fizik olarak hem beyin olarak çok daha fazla çalışmamız, aktif olmamız gerekiyor. Yatırımımız mevcut gıda ürünlerini üreten, özellikle şeker fabrikası, işte patates, cips fabrikası, bisküvi, çikolatada özellikle onların kapasitesini hızla yükseltmek, diğerlerini de çok daha aktif hale getirmek. Ya öncelikli yatırımımız bu. Fabrikaları büyütmek, sonra sırası gelince yine ama dediğim gibi tarım ve gıdaya dayalı sektörlerde hep iç içeyiz. İç içe daha da yoğunlaşacağız ve mevcutları da dediğim gibi biraz gayri atıl olan, yüzdesel bazda da olsa atıl olan, kapasiteli, tam kapasiteli çalışmayan kendi kurumlarımız var. Bunların kapasitesini artırmak ama mevcutları da çok daha büyütmek. Amacımız o ilk etapta. Vekaletlerini verdiler, bize güvendiler. Güvenlerini boşa çıkarmayacağımı zannedersem 3 yıllık süreçte de gördüler. Ama bundan sonra başta söylediğim gibi görevimiz daha da zorlaştı. Ben kendim iyi bir çiftçiyim, iyi bir çiftçiyim. Orta ölçekli hep iddiam odur. Bir daha tekrar edeyim. Çiftçinin sorunlarını çok iyi bilirim. Beklentilerini de çok iyi bilirim. Elimizden gelen hep ben, pardon, seçimden önce de arkadaş toplantılarında o hep söylerim. Benim yönetim felsefem 3 şıklıdır. Helalli, hukuklu, mantıklı olan her şeye varız. Ama başta dediğim gibi önce mantıklı olacak. Yani öylesine sırf İslam yaratma adına kurulup sonra İslamsızlık yaratan sektörlerden uzak kalacağız. Ama dediğim gibi özellikle şekerde, bisküvi, çikolata ve patateste çok iyiyiz. Orada ilk etapta çok büyümek, çiftçileriniz rahat olsun. İnşallah bu fiyat politikalarının, taban fiyatlarda da elimizden geleni yapacağımızı çiftçimiz biliyor. Hakikaten Allah için söz veriyorum, elimden geleni yapacağım. Bunu asla unutmasınlar.